Yasal sınır olan %25 kira zamma uygulaması Temmuz ayında sona eriyor. Mersin'de konunun her iki tarafından ayrı ayrı görüşler aldık. Değerlendirmeleri sizlerle. Ev sahibiyim. Kirada daireniz var mı? Var. Yasal sınır olan %25 kira zammı sona eriyor Temmuz ayında. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fark etmez demişim vallahi. Yani değişmez. Sonuçta ben kiracıyla anlaştıktan sonra %25 önemli değil yani. %25 kira zammı normalde ev sahibini mağdur ediyor diye konuşuyorlardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, benim için düşünmüyorum. Sonuçta ben kiracıyla anlaşabiliyorum. Yani %25 olsun, %10 olsun fark etmiyor yani. Kendi aramızda anlaşabiliyoruz yani. Evet, aynen böyle. Sıkıntı yok aramızda yani. Yani bizim için yeterli değil. Yurt dışında yaşayanlar tatile gidebiliyorken biz 5-6 yılda bir gidebiliyoruz artık bu bütçeyle. Geçim derdi bayağı bir sıkıntı yani. Bizim asgari ücretimizden daha fazla kira istiyorlar. Nasıl geçinmemizi bekliyorlar bilmiyorum. %25 kira zammı sınırı mı? Evet. Yani istediğimiz şekilde zam yapabileceğiz demek oluyor bu, öyle mi? Evet. Çok adil olmayan bir şey bence, hiç adil değil. Yani bir ev sahibi olarak söylüyorsunuz. Evet evet, hiçbir şekilde adil değil yani bu. Yani bunu fırsata çevirecek bir sürü ev sahibi vardır yani şu an. Yüzlerce hem de. Evet. Burada karşımızdaki insafın insanlığına kalmış gibi bir durum. Artık %80 gelen miktarın 3 katına alacakları da belli yani. Zaten hiçbir şeye yetişemiyoruz. 17 milyar maaşla insan bir 10 milyarını zaten ev kirası ödüyor. Elektrik suyu derken yemeğe bile fırsatı kalmıyor. Çok kötü bir durum olacak yani. Artık nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Allah yardımcımız olsun. Ev sahipleri bayağı %25'ten dolayı mağdur edilmişti. Hükümet herhalde anlamış olacak ki 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıyor. Tekrar geri tefettüfeye dönüyor. Peki sizce kiracılar da mağdur olmuyor mu? Şimdi kiracılar mağdur olması ev sahibinden kaynaklanan bir mağduriyet değil. Siyasi politikanın yürümüş olduğu düzenden kaynaklanıyor. Yani bunu 7 yaşındaki çocuğa da sorsanız bilir. Senden, benden veya Ahmet'ten, Mehmet'ten değil ki. Soruyorum sana, bir evim var. Bugün satmaya kalksan 2-2,5 trilyon. Bankaya koysan ayda 150-200 bin liraya yakın para alırsın. 10 bin lira, 15 bin lira dediğin zaman vicdansız ev sahipleri deniyor. İşte tefe tüfeğe geçtiler. Eğer kiracının mağdur olmasını istemiyorsa enflasyonu düşürsünler aşağı. Onlar da kurtulsun, bizler de kurtulalım, herkes kurtulsun. Yani bunun formülü bu. Önce enflasyon düşecek, millet rahat edecek. Yani kimse fiyatı artırmaktan haz değil. Adam 15 bin lira alıyorken 30 bin lira diyor. 30 bin liraya aldığı zaman 30 bin lira parayla 15 bin liraya aldığı ürünü, eşyayı, şunu bunu alamıyor. Şimdi nerede kaldı bunun şeyi? Yani %25'li ya. Yanlış mı? Valla zaten uyulmuyor yani, %25 şey var da uyulmuyor yani, bir şekilde onu atladıyor ev sahipleri. Yani %25 öyle gözükür de %25 gözüküyor yani. Zaten bir şey değişmeyecek diyorsun. Tabii çoğu çıkar diyor, oğlum geliyor, kızım geliyor diyor, çıkar diyor. Ondan sonra yani uygulanmıyor yani. Öyle şey olmaması lazım. Öyle şey olur mu ya? Normalde ev sahipleri %25 kira zammına sınırına uyuyor mu? Uymuyor. %100 istiyor. Şimdi bir de %25 kira zammı sınırı zaten kaldırılacak ortadan. Öyle bir şey olmaz. Türkiye'de olmaz. Ne açıdan olmaz? Olmaz diyorsam olmaz. Ve kanunlar çiğnemek var mı? Verilmiş hak alınır mı? Hırsızlar alır. Başka diyeceğim yok. Vallahi bence bir işçi olarak mesela asgari ücretin 17 bin lira olduğu halde mesela çoğu insanlar kirasını veremiyorlar. Geçim sıkıntıları var. Mesela bir anne baba olan kişiler mesela bir çocuğuna bir şey alamıyor. Yani bir çıkıp da elinden çocuğun istediği bir şeyi alamıyorlar. Mesela bu zam olaylarından dolayı insanlar yani bu durumlardan dolayı biraz zorluk çekiyorlar. Da evim yok Malatya'da, depremde de geldim, o da yıkıldı. Şu anda hiçbir şey yok. Kira veriyorum, emekliyim. Dün Ankara'ya mitinge gittik. Emekler için konuşuldu. Hiçbir şey yok. Hükümet hiçbir şey demiyor ki. Devlet babaları hiç demiyor bu emekli ne olacak, bunun durumu ne olacak. Anca diyorlar terör öğrenmişler. Terör
terör PKK, terör PKK. Biz terörü önlüyoruz PKK. Bilmiyorum yol yaptık, bilmiyorum köprü yaptık, bilmiyorum tünel yaptık. Ondan bahsediyoruz. Devletin o bütün kanalları var. Haydi bir gün çıkıp söylesinler bu emeklinin hali ne olacak? Emekli nasıl para ödeyecek? 10 bin lirayla emekli nasıl geçinecek? Söylüyorlar mı? Söylesinler haydi. Haydi söylesinler. Bütün olanaklar hep bunların elinde. Bütün kanallar söylesinler emekliye. Bakan efendi diyor ki müjde vereceğiz emekliye. Ne müjdesi? Bayramdan önce vereceğiz paralarını, ikramiyelerini vereceğiz. İkramiyeleri arttırdı mı devlet? Var mı bir şey? Yok. Aynı tas aynı hamam.